Herkese merhabalar sevgili dostlar 23 Mart Cumartesi günü Adana yarış programı tahmini süre sizlerle birlikteyiz arkadaşlar 9 koşul bir programın olacağı Adana yarışlarında açıkçası 2 altılı olduğu için daha fazla bütçe ayırdığımızı belirtmek istiyorum sizlere bir yandan da İstanbul tahminlerimiz var. O da kanalımızda mevcuttur. İsteyenler seyredebilirler. Kanalımıza abone değilsek arkadaşlar abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olalım. Videonun hemen alt kısmında katıl üyeliği bulunmakta. Oradan katıl butonuna tıklayarak bize üye olup desteklerinizi gösterebilirsiniz. En azından herkes bize en ufak düzeydeki üyelikten bile alsa çok güzel bir katkısı olur diye düşünüyorum. Burada bu kadar video yapıyoruz. Sizin de bir emeğiniz burada bizim emeğimize bir desteğiniz olsun diyor. Şimdi geçelim Adana tahminlerimize bu arada İstanbul'da da bir tane banko tekimiz var onu belirteyim ve bütçeyi çok uygun üçlügan yan yana yanda tek geçtik bunları söylemem gerekiyor. Evet saat 2'de Adana'daki yarışlara geldik şimdi 14 handikap yarış. Yamak 2 apranti binecek. 4 yukarı İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar arkadaşlar. 10 safkanın iştirak edeceği bu mücadelede bizim favorimiz açıkçası 4 numara Oblivion oldu. Fatih Sultan Mehmet Sansarlı izleyeceğimiz safkan 20 gün evvel kazanmıştı. Sonrasında 6 gün evvel 3. olan 127'lerde derece görmüş olan isim 2 numara Federico'yu tavsiye ediyoruz. Ardından Fesih Çetin başta 5 numara The Night Hunter diyeceğiz. Bu hatta yine Adana'daki yarış Afgan'ı 11 günü ver üçüncülük elde etmiş olan bir isim. Son 6 yarışında baktığımızda bu seneki 4 yarışında üst üste tabelaları bulunuyor. Tabii e, bu şekilde oyunu bitirebilirsiniz ama e, illa birazcık daha genişletme ihtimalim var diyorsanız da e, yani son yarış bir hafta evvel bir kazandığı için Faithful Spirit 7 numaraya da şans tanıyabilirsiniz. Gelelim şimdi ikinci koşuya. E, saat iki buçukta koşulacak. 15 handikap dişilere mahsus. E, 4 yukarı Arap atlarının 1900 metrede. Kum pistte mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. Burada şöyle gösterelim. 13 adet safkan start alıyor. 6 gün evvel koştu kazandı. Müslüm Çelikli Ercis Güzeli 4 numara. E, Nizamettin Demir'le 3 numara Irmak Su. 13 gün evvel kazandı. 2 numara Cihan'ın Gülü Fesih Çetin başta 6 gün evvel 3. daha evvelki 2 yarış üst üste galibiyet. Son 6 yarış 3 galibiyet. 1 numara Saklı Kız Fatih Sultan Mehmet Sansar'la yazılması gerekiyor. O da 14 gün evvel 2. oldu. Son 6 yarışta bir galibiyeti var. 5 tabelası var. Yani burası arkadaşlar uzun lafın kısası. Bu atları ayırmayın. Ben hani 4'ten başlayarak söyledim ama ayırmayın. 1, 2, 3, 4. 4 atı birden yazın. Keyfinize bakın diyorum. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Bu 4 attan birisi gelir kazanır burayı. Kilo meselesinde dert etmeyin. Bu atları geçebilecek burada bir e, düşük kilolarda bir safkan yok. O yüzden zaten oyun tercihimizi böyle yaptık. Üçüncü koşu saat 3'te. meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 Kumpiste yarışı. 21 güne evvel 3. olan bir isim. 2 numara Epicenter'la başlıyoruz. Ardından e, Müslüm Çelikli izleyeceğimiz 10 numara Silk Spectre. 70 e, gün arasına rağmen tercih ettik. Sonra arkadaşlar İlk startında burada şans bulabileceğini düşündüğüm Victory Gallop Mountain Cat hattına sahip Mr. Regner. 5 numaralı safkanı da sizlere tavsiye ediyorum. Yine ardından burada son bir hane olarak Trainer Father 8 numarada denenebilir bir isim olarak gözüküyor arkadaşlar. Gelelim 4. koşuya saat 3.30'da şart 3, 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pist yarışı. Evet 1 numara Yavuz Salim ilk tercihimiz. Çok net bir performansı var ortada. Hem çim hem kum. Çimde de iyi gidiyor. yarış çim olacak. Kum alınsa bile zaten iyi yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sonra 5 numara Martina. E yine çimde kumda iyi yarışlar koşmuş bir isim. 14 gün evvel altıncılığı var demeyin. Yani işte acaba kumda kötü gidiyor mu falan diye düşünmeyin arkadaşlar. E at yarış gördü 14 gün evvel. Şimdi burada bu yarış kumda da olsa çimde de olsa gelir kazanabilir. E 1.17 derecelik görmüş bir isimden bahsediyoruz en nihayetinde. Sonra arkadaşlar, e, burada diğer safkanlara yöneleceğim. Artık birazcık böyle belki e, hani son dönemde koşmamış olan isimler olacak buradaki oyunumuzda onu belirteyim. Ee, ama öncesinde bir tane daha isim araya e, ekleyeceğim. Etsuko, Özcan Yıldırım'la Her ne kadar bu mesafede iyi derece görmese de 18 gün evvel 4. olduğu için pistte 2 galibiyeti var. Şimdi uzun aralı safkanlara gelelim. 2 numara Bloom Dancer. Ee, yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isim açıkçası uzun arasında rağmen. Ee, ve yine keza burada arkadaşlar 135 gün araya rağmen Kinjal 11 numara. Mehmet Akya Birlik'te tercih edilmesini öneriyorum. E, bu şekilde bir oyun yeterli olur e, hatta fazla bile oldu yani uzun aralı safkanları da ekledim e, yani bu kadar at yazmanız gerekmez ama eğer yazabiliyorsanız yazın derim çünkü e, bu 2 numara ve e, 11 numaranın bilhassa kaliteden dolayı burada e, yarışı kazanma ihtimalleri illaki olacaktır e, sıralamayı şimdi tekrarlamayayım dileyenler videoyu geriye sarıp arkadaşlar e, sıralamayı tekrardan dinleyebilir not alabilirsiniz. Gelen 5. koşuya saat 4'te şart 3 dişilere mahsus ikisi bir yarış yani geçtiğimiz 2023 yılından beri şart 3'ü dolmamış olan dişi safkanlar 4 yaşlı Arapları izleyeceğiz 1400 metrede kum pistte koşacaklar arkadaşlar. Bu yarışta 12 adet safkan start alıyor. Şimdi burada bizim favori diyeceğimiz net bir isim yok arkadaşlar. Sizlere burada 3 at ya da 5 at modeliyle bir oyun tavsiyesinde bulunacağız. 3 atlı oyunumuzda ilk tercihlerimiz 3 numara Kır Hatun 5 numara Yipek ve arkadaşlar 10 numara Mir Sılası. Geniş kupon için 8 numara Hayatımın Canı ve son olarak da burada arkadaşlar 4 numara Küçük Vesme. Yani bu atları bu kadar hani en fazla 5 at yoksa 3 at şeklinde bir oyun olarak tavsiye ettik sizlere. Umarız ki burada da yine muvaffak olacağız. Gelelim 6. koşu Tendürek koşusu grup 3 düzeyinde 3 yaşlı İngilizler 1800'de Çim'e çıkacaklar. Yani burada 12 atın start alacağı bir yarış çok fazla farklı unsur söz konusu. Yarışın Çim'de koşulması tabii ki söz konusu olacak. Burada performanslar var farklı farklı. Kendi Çim pistte göstermiş olan isimler var. Onun dışında kumda çok iyi gelen bir şaryot var mesela burada. Böyle enteresan bir koşuda arkadaşlar tercih yaparken dikkatli olmak gerekir. Açıkçası birazcık da risk de almak gerekir. Ben burada bakın şöyle bir şey göstereceğim. 1.48.95 görüyorsunuz değil mi en iyi dereceyi? Şimdi sadece şuna bakın. 1.49.85 henüz 3 yaşındaki bir İngiliz Torgold'un Müslüm Çelik'in binciği safkanın elde ettiği derece arkadaşlar. Bu yarışta bundan da iyi derece yapar. 18 gün evvel uzun bir aranın ardından gelip kazandı. Burada da kazanır. Yani hiç sıkıntı yaşamayacak mı? Tabii ki yaşayacaktır. Ama e, yarışı da kazanacaktır. 8 numara Thor Gold benim tekimdir arkadaşlar. Bilhassa bu mesafedeki derecesinden ötürü e, henüz bu yaşta e, daha yeni biliyorsunuz 3 yaşına girdiler. Bu performansı sergileyebiliyor olması, bu dereceleri veriyor olması çok önemli. Bakın derecesi 2024 5 Mart yani Aradan sonra gelip koştuğu yarışta 1.49.85 gibi muazzam bir derece elde edebiliyor Safkan. Mart ayı bakın. Bir önceki yarış geçtiğimiz yıl. Aradan bir sürü zaman geçmiş. En az 3 ay geçmiş, 2.5 ay geçmiş. Bu at gelip kazanıyor. Ve rekor bir derece yapıyor. Yani kendi düzeyinde rekor. Ha diğer isimlerde kimler var? Tabii ki Wolf Seifo çok iyi bir safkan yine. Bu yıl iki kez kumla kazandı. Çim'de de iyi giden bir safkandı. Bir sentetik dördüncü var. E onun dışında Şariot'tan bahsettik zaten. E, Son of the West bir şeyler yapabilir. Yine severus hep bir şeyler yapabilir arkadaşlar. Belki komik komedyenden bir sürpriz performans izleyebiliriz ama en garanti isim 800 numara Torgold'tu. Ben de bu yüzden tek attım arkadaşlar. Ne, çok net bir şekilde. 7. koşuya geldik. Saat 5'te şart 5 dişiye 4 yukarı İngilizler 2100 metre kum pisti yarışı arkadaşlar. 4 numara Moon Fairy ile başlıyorum. Ardından 5 numara Real Chance diyeceğim ve 2 numara Hanife Sultan diyeceğim arkadaşlar. Geniş kupon için ise 7 numara Donatella ve 8 numara Maysaray yerli Miyazanlar. Garantiye gidersiniz arkadaşlar bu koşuda. 4-5-2 ardından 7-8 şeklinde bir oyuna gittim. 8 at içinde şunu söyleyeyim. Gerçekten günün en dengeli grubu bence bu yarış. 8 atında az çok bir şekilde şansı var kazanmak için. Hani mesela burada örnek vereyim size. En formsuz gelen at Blue Inferno olabilir. Bir de Mahi Devran olabilir. Ama ben açıkçası Mahi Devran'ın geçmiş performansı biliyorum. Gelip kazansa hiç şaşırmam. Blue Inferno da gelip kazansa şaşırmam. Çok birbirine denk bir grup. O yüzden bence çok keyifli bir yarış izleyeceğiz. O yüzden burada tabi geniş kupona çıkarsanız da daha iyi olur şansınız için. 4-5-2-7-8 şeklinde bir oyuna gittim arkadaşlar bu yarışta. 8. koşu 5.5'ta meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı. 2 numara Black Lord, 3, ondan sonra 8 numara Silence of Reality ve 9 numara Sky Spy yeterli arkadaşlar. 3 at yeterli diyoruz. 2-8-9-3 safkanla geçiyoruz. Burada fazla bir detay yok o yüzden ben burayı arkadaşlar bu şekilde geçeceğim. Tabii en iyi derece konusunda Sky çok iyi bir derecesi var. Alternatif tek olarak deneyebilirsiniz ama 2 8 9'da oynanabilir. Yani 2 9 uygundur ama 9 numaralı Sky Spy en iyi derecesi çok iyi olduğu için ki bakın zaten görüyorsunuz 30 Ocak'ta elde edilmiş bir derece. 9 numaralı safkan isteyenler tek atabilirler. Ha yok tek atmayacağım diyorsanız da 2 ve 8'i yanına ilave edersiniz. 9. koşu saat 6'da son yarış 15 handikap 4 yukarı Araplar 1400 kompist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 15 adet safkan bulunuyor. 15 at olması gözünüzü korkutmasın o kadar fazla at yazmaya gerek kalmayacak. Tercihlerimiz şu şekildedir. 1 numara Pala Salih, 3 numara Uçan Kardeş, 4 numara Berkay Fırtınası, 5 numara Dünya Kralı ve 7 numara Miri Alem arkadaşlar bizim yeterli gördüğümüz oyundur. 15 at var ama şöyle bir 5 atla geçirebilecek bir oyun gibi gözüküyor. Daha fazla at yazmak isteyenler varsa son ayak olması sebebiyle yazabilirsiniz. 2 teke çıktıysanız bir önceki ayak biliyorsunuz alternatif tekti. 2 teke çıktıysanız burada 11 uğurlar, 12 baş at ve 13 ulus abayı da gündeme alabilirsiniz arkadaşlar yazabilirsiniz ama 2 teke çıkanlar sadece 2 Tek. Bakın. Çok önemli bir detay bu. Sadece iki teke çıkanlar için bu hatları söylemek ister olarak. Yoksa gerek e, olacağını zannetmiyorum. Burada yüksek ihtimalle gelmezler. Ama oldu ki geldiler ihtimali için. iki teke çıkan arkadaşlarımız sadece bunu oynasınlar diyorum. E, çok düşük bir ihtimal yani. O bakımdan söyleyebilirim. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayındadır. Kanalımıza abone olmayı, abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olalım. Katıl iyiliği önemli. Tekrardan belirteyim arkadaşlar. İstanbul tahammülünü seyredebilirsiniz diyorum Ve herkese de bol şanslar diliyorum.